Evet değerli izleyenler, bu hafta Meydanbaşı Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda muhtarımız Ramazan Şener var. Muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener. Aslen Meydanbaşılıyım. Vaiz Ocağı Türbesi'nin yanındaki evde doğdum. İlk ve ortaokulu Eski Malatya Selçuk Okulu'ndan, ortaokulda Eski Malatya Ortaokulu'ndan ve ziraat meslek lisesimizin ziraat teknisyeni olarak çıktım. Esnaflığa başladım. Esnaflıktan sonra da nasip oldu. Bu üçüncü dönemdir muhtarlık yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerine Rabbim dünyada ve ahirette de ecrini verir diyorum. Peki muhtarım, biraz mahalleyi yakından tanıyalım dilerseniz. Mahalle tam olarak nerede bulunan bilmeyen izleyicilerimiz için bir anlatalım. Nerede bulunur tam olarak? Meydanbaşı Mahallesi Malatya istikametinden gelip Hanımın Çiftliği'nin bitişinde solda ve sağda yer ararak aşağı doğru önden neresinde diyelim ki doğusunda bizim Ordu sınırımız var. Batısında Garabalar sınırımız var. Güneyinde Hanımın Çiftliği, kuzeyinde ise Serindepe, Toptaşı, bir ucu da Karahan'a dayanan ve ortada bulunan mahallemiz Meydanbaşı Mahallesi. Yani Eski Malatya bölgesinde bulunuyor aslında mahallemiz. Tabii Eski Malatya bölgesinin içerisinde, Eski Malatya'nın girişinde ilk mahalle olan Meydanbaşı Mahallesi. Peki nüfusu kaçtır? Seçmen sayısı kaçtır? Seçmen sayısı şu an itibariyle eski seçmen sayımız 2040 falandı. Şimdi TOKİ bize bağlandı. TOKİ bağlanmasının münasebetiyle orada 300 tane yakın ev bize bağlandı. Fakat bu 300 evin tahmin edersem daha 100 tanesi falan boş. Orada seçmen sayımız toplam olarak herhalde 3000'i geçer diyorum. 3300-3500 civarında, yani serinde bekliyoruz. O zaman nüfus kaç oluyor muhtarım? Nüfus da 3'e çarptığınız zaman yaklaşık 9-10 bin eder. Peki muhtarım, daha çok yaşlı nüfus mu var, genç nüfus mu? Nasıl bir dağılım söz konusu? Meydanbaşı mahallemizin şu dağılımı şöyle. Genellikle çalışan, emekli, çiftçi sayımız az. Şimdi çiftçi sayımızın az oluşuna bile çiftçi kayıtlılık sistemlerinde zaten belli oluyor. Genellikle çalışan, emekli, esnaf, tüccar, onlardan yani oluşuyor mahallemiz. Mahallemiz iyi bir mahalle, güzel bir mahalle. Daha çok göç mü alıyor, göç mü veriyor? Mahallemiz bir ara çok göç aldı. Şimdi ise göç alma durumu bitti. En çok göç olan mahallemizin burası, şu an içinde bulunduğumuz Mehmet Akif Ersoy kümevleri. Burada da şimdi şu an itibariyle göç durdu. Genellikle oturanların %90'ı ev sahibi. %10 gibi bir kiracısı var. Burada Mehmet Akif Ersoy kümevleri diyelim. Meydanbaşı Mahallesi'nin. Peki Meydanbaşı Mahallesi'ni vatandaşlar ne için tercih ediyor sizce muhtarım? Yani cazip hale getiren nedir mahalleyi? Meydanbaşı Mahallesi'ni cazip haline getiren bizim Meydanbaşı Mahallesi'nin içinde veyahut da Ali Baba'nın alt tarafında solunda bizim ana yolun geçmesi. Otobüs duraklarında sıkıntı yoktur. Ulaşımda bir sıkıntı olmuyor. Her an çıktığı zaman Hasırcı'nın otobüsü de buradan geliyor. Üniversitenin otobüsü de buradan geçiyor. Yani bütün mahalleleri dolanan otobüslerimiz tümü bu istikamette geçtiği için bir de Meydanbaşı hakikaten güzel bir yer. Vatandaşlarımız
biraz yüksekte yer olmasıyla havalar almasından dolayı vatandaşlarımız Meydanbaşı'nı bu yüzden tercih ediyorlar yani. Peki muhtarım, eski Malatya denilince akla tabii ki kayısı geliyor. Siz de çiftçi sayımız biraz az dediniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Kayısı ile ilgilenen vatandaşlar, çiftçiler yok mudur mahallede? Bizim burada çiftçilerimiz var da çiftçilerimiz yani diğer mahalleler gibi yani mahallemizin %70'i %60'ı çiftçilikle uğraşmıyor. Burada genellikle çalışan kesim olduğu için çalışan kesim, emekli onlar çok olduğu için çiftçilerin sayısı az oluyor. Bir de Meydanbaşı mahallemizin arazinin yani arazisi az. Yani tarım arazisi yapılacak arazilerimiz çok az. Ondan dolayı yani çiftçilikten uğraşan sayımız az. Peki muhtarım, şöyle biraz yürüyelim dilerseniz. Evet. Mahallenin sorunlarından bahsetmek istiyorum birazcık. Meydanbaşı Mahallesi'nin en büyük sorunu, en büyük eksikliği nedir sizce? Bizim Meydanbaşı Mahallesi'nin değil de ben şöyle genelde bir söyleyeyim. Eski Malatya'nın sorunu, en büyük sorunu imar sorunu. Ben birkaç misal vereyim. Şimdi bizim belki şimdi biraz sonra gideceğiz. Hükümet konağımızın yeri 5 katlı. Hükümet konağımızın karşısındaki yer tarım arazisi geçiyor. İleride salonumuz var. Salonumuz 5 katlı, bitişiği tarım arazisi geçiyor. Biz ileride Osman Başkanımızla görüşmemizde de, İmar İşleri Daire Başkanımızla da görüşmemizde aynen şunu söyledik. Ya mahallemizin içinde yani bir yerde sağı 5 kat, solu tarım arazisi. Yani mümkün mertebe bunlar tarım arazisinden çıkıp imara açılsa vatandaşlarımız hakikaten daha da sen söylesene güzel evler yaparlar. Şimdi bir ev satın alma çok pahalı. 700-800 bin lira buralarda. Şurada şu anki evler 700-800 bin lira. Vatandaşımızın tarım arazisi olduğu için ev yapamıyor. Yapmadığı için de satmak zorunda kalıyor ev olma için. Burada 5 dönümü misal diyelim ki 100 lirada satıyor 500 liraya. Ama Malatya'da bir ev alamıyor. Bir ev 1200-1300 lira, 1000 lira. Burada dahi 800 lira, 900 lira şimdi 1000 lira isteyenler var. Onun için vatandaşımızın yani eski Malatya'nın diyelim Meydanbaşı'nın en büyük sorunu imar sorunu. Bu imar sorunu bizim öyle bir yerlerimiz var ki be, hep tarıma açık, tarım arası olduğu için vatandaşımız hiçbir şey yapamıyor. Niye yapamıyor? Adamın 3 tane, 4 tane çocuğu var. O çocuklarını yani birer daire ev yapsa İyi olur. Yerini satsa bir daire zorundan alıyor. Yani bizim sıkıntımız Meydanbaşı olarak hakikaten yani eski Malatya olarak bayağı bir sıkıntılıyız bu konularda. İnşallah biz Büyükşehir'in belediye başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'da da Battalgazi belediye başkanımız Sayın Osman Güder'de de beklentimiz mahalle içerisinde ...2019'da belli bir asfaltını yaptıramadık. Niye yaptıramadık? Karayollarına Büyükşehir'den Selahattin Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Büyükşehir'e geçmesinden sonra burası bu yol karayollarına bağlandı. Karayollarına biz kaç sefer Özgür Hanım da devreye girdi. Bu yolun asfaltını yapalım dedik. Bir türlü yaptıramadık. Bu sene dediler. Biz en son çarşamba günü görüşmemizde burada Malatya Karayolları Şefliğine gittik. Şefimiz de hakikaten çalışkan bir arkadaşımıza benziyor. Dedi ki muhtarlarım dedi biz eski Malatya'nın muhtarları olarak gitmiştik 8-9 muhtar olarak. Muhtarlarım dedi ben dedi bizim dedi çevre yolunu 22
1000 metresinin biz yol bakımını aldık dedi. Biz sıkıştırabilirsek de sizin o 7 kilometre yolunuzu yapacağız dedi. Fakat dedi ama kesin olarak söz vermedi. Biz bölge müdürümüzle görüşmemizde, bölge müdürümüzle inşallah yani yapar diyorum ben. Yani bu sene bu Selahattin Gürkan Caddemizin Malatya istikametinde gelip eski Malatya bu Alep Bey'e kadar olan yeri yolunda Malatya istikametinden sağ tarafın yolunu yaptığı zaman da vatandaşlarımız hakikaten burada rahatlar. Peki bu durum hemen karşı tarafta da bir yol çalışması mı var ya da yapılacak evet. mı? Ondan da bahseder misin? Şimdi biz burada Karayolları Şefliği'yle yine biz çarşamba günü görüşmemizde biz çok görüştük. Biz 3 devredir ben muhtarım. 3 devredir bu Mehmet Akif Ersoy küme evlerine yol açma için bu ana yoldan bir türlü başaramadık. Bu karayollarına iş geldiği zaman iş değişiyor. Efendim diyor biz 1750 metrede bir açtık. Ben de Karayolları Şefine çarşamba günü şunu söyledim. Dedim ki gelin şefim biz beraber bakalım 1750 metrede 4 tane yol açılmış. Niye yol açılmış? Birini benzinlik açmışlar, birini özel okul açmışlar, birini toplantı açmışlar. Yani bu hep böyle yani üst kademedeki adamlardan mı yol açılacak? Ya burada yaklaşık olarak 120 tane ev var. 120 tane ev var. Şimdi biz önce de şuradaydı yolumuz şu ileride de eğer kameracı arkadaşımız gösterebilirse. Oradan şuurlandırmadan dolayı biz bu yolu bu tarafa aldırdık ki amacımız bu yolda karşıya bir geçit olsun. Vatandaşımız bir gidelim bir giriş çıkış yapalım diyor. Yani başka bir şey istemiyoruz. Yani biz viyadüktür, kavşaktır şu bir şey hiç istemiyoruz. Bir giriş çıkış istiyoruz. Fakat oraya dediler ki sol tarafı göremiyoruz. Sol tarafı göremiyorsanız kardeşim ha şimdi biz buraya açtık. İyi açalım dedik. Şu Beşef arkadaşımız diyor ki 1750 metre. Ben dedim 1750 metrede 4 tane yer açılmış olan yer var. Yani yazık günahdır. Bu vatandaşımız burada 2 ekmek alması için buradan Vahis Pınarı durağına gidiyor. 300-400 metre gidiyor. 400 metreden sonra da 1300 metre gidiyor Ali Baba'nın duruyor ki 1000 diyorsa. Yani bundan hepimiz şeyiz, mağduruz yani. Benim bu yaptığım masraflar bu şekilde. Ne olacak? Yazık değil mi? Yani ben derdim bu yani.
Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsim, soy isim nedir? Şevket Fırat. Siz kaç yıldır bu mahalledesiniz? Ben bu 2000'de geldim buraya. İlk gelen benim. Ne gibi eksikleriniz, talepleriniz bizim var? Caddelerimiz görürsünüz. Cadde yok. Bizim şeyimiz hiç, kaldırımlarımız hiç yok. Altyapı zaten çökmüş de daha yeni geldi yaptılar. Suyumuz Ali Baba, Karababa'da geliyor. Burada vermeleri için rica ediyoruz. Burada bizi suyumuz burada versinler. Oraya yukarıda geldiği için biz kazmayla, kürekle kazdık 2000'de. Şimdi yukarıda ısınıyor. Biraz derin olsa soğuk su gelir. Onu yapmalarını rica ediyoruz. Bir de bizim bu yolumuz, muhtar size söyledi herhalde. Bizim bu yolda bir ölümümüz var. 5 tane yaralımız var. Bir geçiş yok. Burada 100 hane ev var. Bir tane bizim geçişi Ali Baba'dan dönmemiz lazım. Tam 1,5 kilometre. Bir gelmiş ölçmüşler de 400 metre diyorlar. Gelsin ölçsünler burada. Vaispınar'dan Ali Baba'ya kadar ölçsünler. 1500 metre. Oraya gideceğiz. Orada da 1500'de burada geleceğiz ki evimize gerek. Bunu burada bir yol bize vermeleri talep ediyoruz. Şimdi altyapımız yok. Daha yeni yapıyorlar. Cademiz yok. Çamurda çıkamıyoruz. Yani şu an çalışmalar devam ediyor sanırım. Devam ediyor da bıraktı gittiler. Yarısını yaptı. Bir daha gelecekler ama inşallah da yaparlar. Muhtarımız da, sayın muhtarımız da. Bunda sonra yapmıyorlar efendim. Şuurlandırma 2000'de ben 4 katta bir proje yaptım belediyede. O zamanki parasıyla 750 bin lira para yatırdım. 750 bin lira 2000'de hesapla, şimdi hesapla. Şimdi ne der? 40 milyar para eder. Benim projem kayboldu. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben de Mehmet Ehirkol. 2007'den beri buradayım. İşte bu yollar için, bu su için muhtarımız Allah razı olsun herhalde buradan yaptıracak. İyi olur. Başka kaldırımlar istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım İbrahim Yalçın. Siz kaç yıldır bu mahalledesiniz? 14 yıldır buradayım. Memnun musunuz? Mahalleyi seviyor musunuz? Vallahi mahallem sakin, hoş, komşularım güzel. Sadece bir sıkıntımız, yolumuz yok. Yani arkadaşlar anlattılar burayı. Bir yeraltı yapıldı, her şeyimiz var. Ama bize büyük bir soğuk su. Bak yukarıdan gelen su, oradan kesildi, su bu tarafa doğru gelmedi. O suyu soğuk, o suyu bize vermesi. Bir de bizim burada bir yol açılması. Başka bir sıkıntımız yok çok şükür. Allah razı olsun. Bütün muhtarımız da her şeyimizi yapıyor. Yani sıkıntılarımızı geldiriyor. Hiçbir şeyimiz yok. Peki komşularınızdan memnun musunuz? Gidip geliyor musunuz? Hepsinden memnunuz. Komşularımız iyidir. Yani eski kültür devam ediyor mu burada? Tabii ki devam ediyor. Aynı şeyler devam ediyor. Biz mahallemizde razıyız çok şükür. Osman Ateş Caddesi üzerinden devam ediyoruz. Hemen sağ tarafımızda da hükümet konağı bulunuyor. Muhtarım, burayla ilgili neler söylemek istersiniz? İmran Hanım, burası Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi. Sağımızda hükümet konağımız var. Osman Ateş Caddesi'ndeki buradaki en büyük sıkıntımız şu İmran Hanım. Şimdi hükümet konağının yeri imara açık 5 kat. Fakat şu gördüğünüz boş arazi tarım arazisi diye geçiyor. Tarım arazisi geçtiği için de vatandaşımız burada bunda 2 sene 3 sene önce su olmadığından dolayı kayısı bahçelerinin komplesi kurudu. Hatta arkadaşımız, kameraman arkadaşımız baktığı zaman da görür kuruyan kayısı ağaçlarını. Şimdi bu vatandaşımız şurada şunu söylüyor. Diyor ki karşımızda hükümet konağı varsa bizim yerimiz niye tarım arazisi geçiyor? Bizim de yerimizi imara açsınlar. Ben bunu satlığa çıkarttım. 10 dönümün yerine bana bir daire parası bile ne zoruna veriyorlar. Yani yazık yönetir. Şimdi burada imara açık olmuş olsaydı bu arkadaşımıza nerede baksan en az 20 tane 25 tane daire verirlerdi. Tabii ki bir de ne olurdu? Bu da bizi zengin olmuş olurdu en azından. Şimdi vatandaşımızın bura gibi, tek burada örnek değil, mahalle içerisinde mahallelerin arasında tarım arazisi olan yerlerimiz var. Bu tarım arazisi olan yerleri büyükşehrimiz, Battalgazi Belediye'miz ortaklaşa olarak bunları, tarım arazilerini çıkarsalar da imara açsalar
hemen vatandaşımızın 3-4 çocuğu varsa onlar ev yaparlar. Ev yapmazsa birine bir müteahhit verirler. 5-6 kat daire yapar. Her neyse kendilerine 1-2 daire verirler. Çocukları da bu esnada yani bir ev sahibi olmuş olur. Yani vatandaşımız hakikaten bu imar konusunda bayağı bir yani huzursuz, rahatsız. Bunları da tabii büyüklerimizden bekliyoruz yani. Osman Güler Sayın Başkanımız yani bu konuda üzerimize düşeni ne gerekirse yapacağız. Yapmaya devam ediyoruz dediler. Yukarılarda falan yaptılar. Hatta Ali Baba'nın yukarı tarafına 7 kat falan verdilerdi. O 7 katın biz 6 katını 5 katını da burada bekliyoruz. Yani biz burada fazla bir şey de istemiyoruz yani kendilerde. 5 kat olsun. Yani hiç olmazsa imar açılsın. Şimdi şu araziyi arkadaşımız gösterirse atıl durumda bekliyor. Yani bu yazık günahtır. Bir ara su yoktu dedi. Şimdi su geliyor kendisi yapamıyor. Kendisi yaşlandığı için bir şey yapamıyor. Yani en azından diyor yani bura imara açılsa bir müteahhit gelir. Artık bana 5 tane mi 10 tane mi her neyse verecekse burayı yapılır. Aynı zamanda da yapıldığı zaman da yani mahallemiz diyorum. Bak buranın tarım alanından çıkması, imara açılması, ben bunu talep ediyorum. Şimdi şu karşımız kaymakamlık binası. Büyük. Onun altı sağlık ocağı. Onun altı otak. Şu ev benim evim. Onun altındaki kardeşimin böyle buralar şimdi bizim bahçemiz böyle bunların orta yerinde kalmış. Şu karşısı Mormaş. Şimdi ben bu bahçede gaysılar falan hepsi kurudu. 35 yıllık gaysı. Yani tarım alanı olarak kullanılmıyor zaten kullanılmıyor. Bildiğimiz kadarıyla. Zaten yeni bir burayı bahçe yapmak hiç mümkün değil. Dikilen gaysılar en az 15 günde bir sulanması gerekiyor ve su sıkıntısı var. 2 ayda bir su geliyor buraya, dermeden geliyor tam suyumuz. Onun için işte hiç olmazsa buraya imara açılırsa işte evler yapılır, vatandaşlar oturur, biz faydalanırız. Yani. Hem buralar daha çok gelişir. Daha da güzel olur. Daha da size şu an şurası eski Malatya'nın en güzel yerlerinden biri. Havadar, yüksek. Yani böyle yani yapılsa çok güzel olur. İnşallah Selahattin Başkanımız da bizi duyar. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Memleketimize yaptığı hizmetlerden dolayı bir eski Malatyalı olarak biz gurur duyuyoruz. Başkanımız. Peki biraz bize buranın kültürünü anlatır mısınız? Biraz eski Malatya kültürünü sizden dinlemek istiyorum. Siz de artık buranın yerlilerinden birisiniz. Yani komşuların arası nasıldır? Gidip gelir misiniz? Eski kültür devam ediyor mu burada? Şimdi bizim burada ben eski Malatya'da Kervansaray'ın girişinde 60 sene kasaplık mesleğiyle uğraştım. Hemen hemen herkesi tanıyorum. Bura çok göç aldı. Burası. Ama gelen insanlar
hep bizlere uyum sağladı. Hiç gelenlerle burada sorunumuz olmadı. Memleket olarak, Battalgazi olarak, Eski Malatya olarak hiçbir sorunumuz yok. İnsanlar ne kadar çoğaldıysa esnaf o kadar para kazandı. Memleketimiz ilerledi, nüfusumuz arttı. Burada hiçbir ayrım, kimseye ayrımım yok. Herkes kendisinden sorumlu, herkesin herkese saygısı var. Çok güzel bir ortamımız var, mahalle kültürümüz var. Şimdi burada mesela bir cenazemiz olsa, köylerden olsa, bütün köyler, halk, Eski Malatya onlara taziye ziyaretinde bulunurlar. Yani böyle hiçbir sıkıntımız yaşam olarak yok. Böyle bir güzel yerde mümkün değil, bulunmaz. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz? İsim soy isim nedir? Ben Reşit Yeler ablam. Kaç yıldır bu mahallede oturuyorsunuz? Ben burada 20 sene oldu burada. Yani buraya gelmişim, burada oturuyor. Memnun musunuz? Tabii, seviyor musunuz burayı? Tabii seviyorum. Burada doğumluyum. Tabii seviyorum. Yani buralıyız ablam. Yani Malatya'da da işte bir sayın buraya emeği geçen Sayın Sırat'ın Gülşen Başkanımıza ve Sayın Osman Güzel'e çok çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden memnun musunuz? Hizmetlerinden çok memnunuz. Helal de Sırat'ın Gülşen ve Osman Güzel Başkanımıza da Allah razı olsun. Çok çok memnunuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun diyeyim abla. Bir de Sayın Muhtarımız da kostümlerini, kılıçlarını vatandaşımız satta içeride var, giyiyorlar. Ondan sonra da burada fotoğraf çektiriyorlar. Burada benim aslında Sayın Belediye Başkanımız Osman Güler'den tek isteğim var. Bizim Malatya'mıza yerli turist, yabancı turist haddinden fazla geliyor. Nereye geliyor? Nemrut'a geliyor. Nemrut'tan sonra nereye geliyor? Aslantepe'ye geliyor. Aslantepe'de de ben şöyle diyorum Sayın Başkanımıza. Yerli gelen turistlerimiz, yabancı turistlerimiz Nemrut'tan güneşin doğuşunu seyrettikten sonra Aslantepe Höyük'üne gelecek, Aslantepe Höyük'ünü gezecek. Aslantepe Höyük'ünü gezdikten sonra da Eski Malatya'ya gelecek. Burada bir sabah kahvaltısı. Bu otağımızda sabah kahvaltısı, Eski Malatya'ya öz has sabah kahvaltıları var. Onlardan işte tadına bakacaklar, yiyecekler. Otağı ziyaret edecekler. Ondan sonra tarihi yerlerimizi gezmeye başlayacaklar diyorum. Yani inşallah bu da tabii ki olmaz mı? Olur, niye olmasın? Şimdi Aslantepe Höyük'ünden bu tarafa Derme Kanalı'nın kenarında bizim Devlet Su İşleri'ne ait yollarımız, yani yerimiz var. Devlet Su İşleri'nin yeri var. Orayı açıldığı zaman bizim bu 300 metre aşağımızdan Battalgazi'nin doğduğu ev var. Gelen turistlerimiz Battalgazi'nin doğduğu evi nereden doğmuş, nasıl işte doğmuş yerini, yurdunu oradan görürler. Oradan otağa geçirirler. Buradan Ulu Cami'ye, Kervansaray derken Eski Malatya'yı bir bütün şekilde gezerler. Tabi gezdikleri zaman da bunların yemesi, içmesi işte burada otağ. Battalgazi Belediye'miz şu an meydana bir meydan düzenlemesi yapacak. Meydan düzenlemesi yaptığı zaman da oraya Sayın Başkanımız da şunu istiyoruz. Yani güzel bir kafeterya, iyi bir lokanta. Gelen misafirlerimiz şimdi
turdaki arkadaşlarımıza söylüyoruz. Ya sizin oturacak yeriniz yoktur diyorlar. İşte öyle dedikleri zaman daha bizim sesimiz solumuz çıkmıyor. Onun için bizim buraya acil olarak yapılması, meydanımızın meydan düzenlemesinde oraya iyi bir restoran bir onun yanına kafeterya olursa hakikaten gelen misafirlerimiz de rahat bir şekilde hareket ederler. Eski Malatya'mızda gelişir, gelen turistlerimiz buraya 5 kuruş para harcamadan gidiyorlar. Çünkü niye? Alacak bir şey yok. Yani bizim buraların daha çok gelişmesini istiyorsunuz tabii. Aslında. Şimdi burada otağı kendisini bayağı geliştirdi. Yani bu sahibi Ali Bey'e de burada teşekkür ederim. Bunun yanında Eski Malatya içinde yeni yapılan dükkanlarımızda Eski Malatya'nın doğal olarak pekmezini, bulgurunu, tarhanasını, bin bir çeşit ne varsa nanesini, kuru nanesinden tut da, reyhanını tut da, yani satılacak bir yer olsa gelin dışarıdaki vatandaşlarımız da alır. Demek ki saydıklarımızda hakikaten Eski Malatya'nın ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız da böyle bir şey bekliyor. Hiç olmasa yani dışarıda gelen insanlar, mahallemizin dışında gelenler, aşağıdaki misal köy dediğimiz, şimdi gerçi köy yoktur, hepsi mahalle de. Orada getiren adam sütünü, yoğurdunu, peynirini, her şeyini burada satar. Sebzesini satar, doğal ürünlerini satar. Herkese bir katkı sunur. Yani biz böyle bir şeyler istiyoruz. İnşallah bu da Sayın Başkanımız da bunları göz önüne alır. Bunları da gereken yapılır diyorum. Peki muhtarım şöyle bir otağa gezelim dilerseniz tabii, tabii, birlikte. Efendim. Evet değerli izleyenler, Batalgazi Otağı'nı gezmeye devam ediyoruz. Hemen yanımızda buranın işletmecisi Ali Karakaş var. Sizden dinleyebilir miyiz buranın geçmişini? Eyvallah, neler yapıyorsunuz? Batal TV ailesine hoş geldiniz diyoruz. Eski Malatya'mıza, aşağı şehre. Buranın tarihi, Eski Malatya biliyorsunuz. Malatya'nın Türkiye'nin en tarihi ilçelerinden bir tanesi ama en gelişmemiş ilçelerinden bir tanesi. Bu yönüyle biraz daha ilgi ve alaka bekliyoruz. Hem büyükşehirimizden, hem kültür müdürlüğümüzden, hem ilçe belediye başkanımızdan buraya biraz daha ilgi ve alaka bekliyoruz. Eski Malatya'mıza. Çünkü altyapısı hazır, gelişmeye müsait ama kalkındırabilecek bir yönetime ihtiyacımız var. Desteklerini bekliyoruz başkanlarımızdan. Sahip çıkmalarını bekliyoruz bize. Ciddi bir akım var gerçekten. Malatya'ya gelenler Eski Malatya'mıza koşa koşa geliyorlar. Bir şeyler bekliyorlar, bir şeyler istiyorlar.
Onlara hitap edemiyoruz çünkü biraz daha destek lazım. Gelirlerse, destek verirlerse biz de elimizden geleni yaparak Eski Malatya'mıza daha faydalı olmaya çalışıp elimizden geleni yapmaya hazırız diyelim. Peki Batıl Gazi Otağı'na günlük kaç ziyaretçi geliyor mesela? Ablam hafta sonları inanır mısınız yetişemiyoruz. O kadar yoğun ki cumartesi pazar. Hafta içi de Malatya'ya gelenler farklı bir yer ararken burayı tavsiye ediyorlar. Esnaflarımız olsun, vatandaşlarımız olsun. Misafirlerini alıp buraya getiriyorlar. Bazen yetişemiyoruz. Hatta şu anda turlar başladı. Öğrenciler tarihi mekanları geziyorlar. Öğrencilerimiz günde 2-3 tur, nerede baksanız en azından 100-200 öğrencilerimiz geliyorlar. Geziyorlar, eğleniyorlar, tarihimizi öğreniyorlar, otağıyla ilgili bilgileri alıyorlar. Kalabalık oluyor şu anda en yoğun günlerimiz. Biz de ilk defa bu denli gezme fırsatı bulduk. Gerçekten çok beğendik. Farklı farklı alanlar, farklı farklı güzel yöresel şeylere sahip aslında buradaki otakta bulunan şeyler. Eyvallah, eyvallah. Yani bu bağlamda sizi de kutluyoruz. Gerçekten burayı bu denli güzel hale getirdiğiniz Abla, için. Halk diliyle aşağı şehre ya da Eski Malatya'mıza yakışacak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ortama uygun, şeyini formatını bozmadan. Yani insanların kendini bulabileceği, çünkü artık şu bir gerçek, tarihimizle beraber öze dönüş başladı. Öze dönüşle beraber insanlar özünü araştırmaya başlıyor, öz olmaya başlıyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz diyelim. Peki burada binbir çeşit hayvanla karşılaştık. Kaplumbağalar var, tavuklar var, güvercinler var. Zor olmuyor mu ilgilenmek? Zor ablam, yani her canlının ayrı bir bakımı var. Can, onlar da sonuçta. Onların hastalığı var, sağ olsunlar İlçe Tarım Müdürlüğümüz bize destek oluyor o konuda. Kuzularımız, kaplumbağalarımız, köpeğimiz var, güvercinlerimiz var, değişik tavuk çeşitlerimiz var, ördeklerimiz var. Bir de burada özelliği, hepsi serbestler, kafes içinde değiller. Hayvanat bahçesi gibi değil, göründüğü gibi hepsi geziyorlar burada. Bir de gelenler burada onlarla yakalayıp sevebiliyorlar, resim çekebiliyorlar. İlgi bayağı yoğun o zaman. Yoğun, yoğun. Ailelerimiz çocuklarıyla geldiği zaman kahvaltılarını yaparken çocukları rahatlıkla yakalayıp kaplumbağaları ilk defa görenler, çocuklarımız burada dokunabiliyorlar. Bunu hissedebiliyorlar. Yani biz bunu şey yaptık, doğal bir ortam olsun dedik. Evet değerli izleyenler, hemen sol tarafımızda derme sulama kanalı var. Muhtarım, ne gibi sorunlar var burada? Burada Emine Hanım, derme kanalındaki bizim en büyük sıkıntımız, derme kanalı burada mahallenin bitişinde, yani burada Meydanbaşı Mahallesi'nin yedi gözünde buraya kadar bitmiş. Buradan bu tarafı dere yüzde gelip aşağı doğru düşerek gittiği için buradaki kanalları yapılmadığı için, yani büyük bir, Allah muhafaza, sel felaketinde. Hatta burada 72'lerde ve 73'lerde büyük bir sel geldi de buradaki bahçelere bastı, evlerden belli bastı. Hepsini, çoğunda da böyle büyük tahribatlar oldu. Biz burada şunu istiyoruz. Devlet Su İşleri'nde, Battal Gazi Belediye Başkanımızda. Yani bu derme kanalının hiç olmasa bir, yani 1500-2 metre daha yapıldığı zaman su çukura düşüyor. Su çukura düştüğü için de sıkıntı pek olmuyor. Ama bu taraflarda, yani bahçelerle derme deresi aynı seviyeye gelmiş. Seviyeye geldiği için su fazla geldiği zaman burada bahçelere basıyor. Bizim ise isteğimiz bu kanalın bir an önce yapılması, vatandaşların da korkulu rüya görmemesi. Muhtarım, son zamanlarda çok sıklıkla duyuyoruz. Aslında geçen günlerde de, geçen haftalarda da geldiğimiz zaman burada da bir sulama suyu sıkıntısından bahsedilmişti. Evet. Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Ne gibi sorunlar yaşıyor çiftçiler? Yani tarım arazileri suya kavuşamıyor mu? Çiftçiler bahçelerini sulayamıyor mu? Ne gibi sıkıntılar var Eski Malatya tekelinde konuşmak gerekirse? Şimdi Eski Malatya'nın genelinde konuşmak gerekirse, şimdi derme kanalında
Bu sene çok şükür Allah'a hamdolsun yani geçen sene de suyumuz vardı, bu sene de vardı. Fakat geçen senelere baktığımız zaman bayağı bir sulamada sıkıntımız oldu. Nasıl oldu? Ağaçlarımız kurudu. Demin birkaç bahçeye bakmıştık. O zaman o kayısı ağaçlarımız yaklaşık olarak bu bölgede bizim Meydanbaşı Mahallesi bölgesinde tahmin edersem 1500-2000 kök kayısı yakın kayısı ağaçlarımız kurudu susuzluktan. Vatandaş sulayamadı. Ondan sonra tuttular vatandaş su sondajları vurdu. Sondajlarda sular bol aldığından devlet su işleri bunda birlikler vatandaşta sondaj parası almaya başladı. Vatandaş bize aynı şunu söyledi. Kardeşim suyun kıtlığında bu sondajları vurdurdunuz. Biz vurduk, siz göz yumdunuz. Şimdi niye yani su çoğaldığı zaman mı yani bu aklınıza yeni mi geldi diyor. Vatandaşta burada da bir sistem var yani. Bu sondajlarda su parası almalarından dolayı. Vatandaşa bir elektrik parası veriyor. Onun kadar da tutuyor. Derme kanalında gelen suda su parası veriyor. Yani yazık günahdır. Zaten çiftçimizin hali meydanda. 1 litre mazot olmuş 25 bin lira. Ekip süremiyor. Bak şu gördüğümüz arazi. Şimdi burada ne olmaz ki? Burada buğday mı olmaz? Burada arpa mı olmazdı? Vatandaşımız yani bu sıranın altında kalkamadığı için bir şey ekip dikmiyor yani. Yani onun için de yani bu derme suramanın devlet su işlerinden beraber bir olup artezyanlar üzerinde yani sondajlar üzerinde olan su paralarını bir an önce kaldıracak. Hemen dedi vatandaşımız da rahatsız olmadan da sıcak asfaltına tüküp bırakalım dedi. Bu iki sokağımızın doğal gazı çekildi. Göründüğü gibi sıcak asfaltları yapıldı. Burada Battalgazi Belediye Başkanımıza, Doğalgaz Bölge Müdürlüğü'ne de şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Peki doğalgaz olmayan başka sokaklar var mı? Var. Bizim üç sokağımızda şu an meydan başının üç sokağında yoktur. Birincisinde şuurlandırmadan dolayı yoktu. Şuurlandırmadan dolayı net daha yolların çıkmadığı için onun için oraya doğalgazı bir türlü vermediler. Şimdi oraya da gidip bakacağız. Bir de aşağıda bir değirmen sokağımız var. Biraz önce Derme Deresi'nin kanalının kenarında. Orada vardı. Bir de yukarıda bir sokağımız var. Üç sokağımızda kaldı. Onu da inşallah en kısa zamanda şuurlandırmadan dolayı belediyeyle biz yazışmaya girdik. Eğer ki bittiği zaman da oranında bu sene inşallah bu üç yerin de doğalgazını çekeceğiz.
Evet değerli izleyenler, 24 Ocak 2020'de Malatya Sivrice depremiyle büyük ölçüde yara almıştı. Yara alan mahallelerden bir tanesi Malatya'da bulunan Eski Malatya bölgesiydi. Deprem felaketinin hemen ardından yaralar sarılmaya çalışılmış ve hemen yanımızda gördüğünüz gibi TOKİ binaları yükselmişti. Muhtarım neler söyleyeceksiniz burayla ilgili? 24 Ocak'ta gelen meydanda yıkılan evlerimizde, Eski Malatya'nın genelinde yıkılan evlerde vatandaşlarımızın, biz gece vatandaşlarımızı ziyaret ettiğimizde hasarınız var mı, neyiniz var? Biz orada ağlayanları gördük, üzülenleri gördük. Biz şunu söyledik, dedik ki ablalarımız, abilerimiz siz ağlamayın, hüzünlenmeyin. Devletimiz büyüktür, devletimiz büyüktür, devletimiz gerekeni yapar dediler. Biz söylemiştik. Fakat en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradaki TOKİ'lere karar verildi. 475 tane konut buraya yapıldı. Burada emeği geçen herkesten, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten razı olsun. Şimdi burada TOKİ'deki vatandaşlarımız burada yaklaşık olarak 300 evimiz şu an ikamet edip oturuyor. Bunların bir sıkıntıları vardı. Sıkıntıları neydi? Bunları daha oturma ruhsatlarını almamışlardı. Oturma ruhsatlarını da belediye başkanımızla görüşmemizde oturma ruhsatlarının şu an yavaş yavaş yapıldığını, Ankara'ya gidip TOKİ'den imzalanıp geldikten sonra da biz dedi oturma ruhsatlarını vereceğiz. Oturma ruhsatlarını burada almalarının bir sebebi şu, yani burada daha elektrikler şantiye elektriği geçiyor. Su, şantiye suyu geçtiği için hakikaten vatandaşımıza burada bir büyük bir yük biniyor. İşte bu yükün de binilmesi için oturma ruhsatlarımızın alınması gerekiyordu. O da en kısa zamanda ben inanıyorum ki 15-20 gün zarfında oturma ruhsatlarını da TOKİ'de oturan vatandaşlarımıza verecekler, onlar da rahatlayacaklar diyorum. O buradaki oturan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan sağlıklı, sıhhatli, hayırlı oturmalar nasip etsin diyorum. Evet muhtarım, programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle toparlamak gerekirse mahalle genelini gezdik, gördük sorunları, sıkıntıları, gerek sizden gerek mahalleliden dinledik. Dediğim gibi programın sonuna geliyoruz. Şöyle toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz? Bizim mahallemizdeki sorunlardan bir tanesi imardı. Vatandaşlarımız anlattı. İkincisi bizim birkaç yere bakmamıza rağmen içme suyuyla kanal zonlarında sıkıntı var. Buradan neredeyse bizi gittik Mehmet Akif'in suyu kümelerinde orada gördük. Ondan sonra bizim Ahmet Duran kümelerinde bir sıkıntımız var. Demirci Sokak'ta bir 50 metre sıkıntımız var. Orada Tambaba Sokak'ta bir 50 metre sıkıntımız var. Bizler de bunları da MASK Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Mert'le, Kanal Zon Daire Başkanımız Vedat Bey'le, İçme Suyu Daire Başkanımız Sedat Bey'le biz bunları görüşmelerimizde bu senenin içinde inşallah bu sorunların çözüleceğini söylediler. Benim burada istediğim Battalgazi Belediye'mizden doğalgazı olmayan yerlerde bir şuurlandırmadan dolayı 100 metre açılacak yolun bir an önce açılması. Üçüncü doğalgazımızın yeri de, bir ikincisini anlatmıştık. Üçüncüsü de bizim Sur dibinde gelen sokağımız ana yolu yaracak. Ana yoldan sonra da Sıptırız Mezarı dediğimiz üst tarafında 3 katlı evimiz, onun altında da büyük bir iş yerimiz var. Oraya doğalgazı vereceğiz. Yani doğalgazda da bizim 3 yerimiz vardı. İnşallah bu sene onları da çözeceğiz. Burada yapılan işlerde hakikaten Büyükşehir Belediye'mizin, Battalgazi Belediye'mizin büyük ağırlıkları vardı. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve çok kıymetli ekibine, MASKİ Genel Müdürüne, daire başkanlarına, Battalgazi Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, Fen İşleri Müdürümüze, burada mahallem ve şahsım adına, doğalgaz bölge müdürümüze unutmuştuk. Mahallem ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Yani biz belediyelerimizin, gerek Büyükşehir olsun, gerekse Battalgazi olsun, çalışmalarında hakikaten razıyık. Rabbim kolay eylesin. Şu ülkenin zor durumunda yine de bu hizmetlere önem veriliyor. İnşallah daha da büyük hizmetlerde Cenab-ı Allah bizleri de sayın başkanlarımızla buluştursun diyoruz. Muhtar, mahalleyi gezdik, gerçekten çok keyif aldık biz de. Mahalle gerçekten çok huzurlu, sakin. Vatandaşların birlik beraberliği de üst düzeyde. Zannediyorum ki yardımlaşma da çok had safhada. Yani herkes birbirini tanıdığı üzere. Yani programımıza katıldığınız için de ayrıyeten biz size çok çok teşekkür ediyoruz.